Saat dilimindeyiz. Emekli maaşlarına zam konuşuyoruz ama emekli maaşlarına ya 10 binin üstüne %25 zam yapsanız 12.500 lira olur. 12.500 lira demek Ocak ayındaki 10 bin lira demek. Bir de bunun kök maaşının üzerine zam yapayım derseniz zaten zam olmayacak. E, o maaşlar 10 bin lirada kalacak. 7.900 liraya inmiş olacak Temmuz'da. Hocam böyle kök maaş en düşük emekli maaşı em en düşüğü arttıracak bir ay kaldı en düşüğü arttıracak mısın ee, işte en düşük em emekli enflasyon maaşı enflasyon farkı ne olacak kök maaşı çıkartacak, çıkartacak mısın refah evet. payı verecek misin yılda Bu insanlar, bir kere iki kere mi? Yani yemin billahi ediyorsun bir kere ne yapacağım diyorsun ama asgari ücret aynı kanaatte değil Asgari ücretle aynı kanaate değil, enflasyon hiç değil. Hiç değil. Ne olacak? Yani bu kadar karmaşaya yani, ne gerek var? Işte. Biz soruyoruz. Kök maaşınızı biliyor musunuz? Yok diyorlar. Dün Bedircan ablasına sordu. 9300 benim kök maaşım dedi. Onun üstüne 700 lira ekleniyor. 10 bin liraya tamamlanıyor. Şimdi %25 zammı siz 9700 liraya mı yapacaksınız? 9300 liraya mı yapacaksınız? 10 mi yapacaksınız? En düşük emekli maaşını ne yapacaksınız? Kök maaşı oraya mı yuvarlayacaksınız? E ne yapacaksınız siz? kök maaş şey enflasyon hani çekirdek enflasyon. Bütün bunlar gerçeği saklamak için enteresan iktisadi kılıflar. Teknik olarak kullanılabilir ama topluma sen bunu nasıl anlatacaksın? Ben kardeşim karpuzu görüyorum. 200 lira. 200 lira. Bitti. 4 gün yetiyor iki benim, kişiye. Benim tüy kim o. Gittiğim her yerde... Pavsümüş biber 45 lira. Ya işte o, benim endeksim var. Benim ya, ay, ha, pahalı hissedecek duyargaçlarım, sensörlerim çok fazla. Ben genellikle sanayici, iş adamları, ihracatçılarla falan beraber soruyorum. Şu soruyu soruyorum. Senin enflasyonun ne kadar? İnanır mısın? Hani ortalama yüzde %90 çıktı ya e, bir araştırma, Koç Üniversitesi'nin araştırması. Halkın istediği enflasyon. Kondayla değil mi? Evet. Hı hı. Ama kime sorsam bundan aşağı söylemiyorlar. Benimki 100, 110 diyor, 120 diyor, 130 diyor. Yani herkesin cebinde kendi TÜİK'iyle dolaşıyor. Sen enflasyon hedefi vermişsin bu kadar. Ben buna inandıramadıktan sonra beni, bu mümkün değil. Zaten inandıramadığın belli. Pazardaki insan bunu dinlemek ki. Pazardaki insan şöyle bakıyor. Bunun yerine koyabilecek miyim diyor. Koyamayacağım diyor. Güven de yok gelecekle ilgili olarak. Fiyatını artırıyor. İşte mesela az önce de haber akışında bahsetmiştin. Kaç para vereceğin ne fiyat koyarsan o ne yazarsan gidiyor yani tutturabildiğine ekonomist. bir bibere 45 lira yazarken rahat rahat yazıyoruz. Yani utan, utanma yani. duygusu yok vesaire. Hiç. Şimdi biz dikkatimiz hep bir de onu paketlemiş. Dikkatimiz hep TÜİK'e, ENAK'a, İTO'ya veriyoruz ya rakamlara. Hayat Excel'den ibaret değil. Hayat başka. Hayat rakamlar hayata dokunduğu zaman çürümüş biber olarak karşına çıkar. Yani rakamlar hayata girdiği zaman artırılmış kira olarak karşına çıkar. Şimdi biz onlara bakıyoruz. Senin rakamlarından bana ne kardeşim? Ben bunu bana görüyorum. Evet. Ve ben buna göre kendi davranışlarımı değiştiriyorum. Ne yapıyorum? Fiyatlarımı kendimi korumak için tedbirlen fiyaten artırıyorum. E gittiğini de görüyorum. Gittiği yere kadar. Şimdi bir yere kadar gitmemeye başladığı zaman açıkçası enflasyonun için çözüm gelecektir. Başka bir şey olmamıştır. Herkesin kaybetmeye başladığı anda enflasyon için bir beklenti ortaya çıkar. Şimdi bak hepimiz kerit trade uzmanı trade. Hocam oraya gelmeden önce şu emekli maaşlarını bitirelim. Kerit evet. reiti ee, mutlaka devam edelim. Onunla edelim. ilgili olarak bir kehanetim olacak. Tamam. O kehaneti Önemli onlar. Paylaşmak istiyorum. Parası olanlar için. Ya 2 milyonunuz varsa ayda 80 bin lira falan alıyorsunuz bu arada faiz. Yıllık faiz %54. Ana paranı da eriterek. 55. Ana parayı eritiyorsun ama bir kısa süreli işte. O i̇şte kısa süreli afyonlamak, morfinlenmek, he? Evet, kısa süreli. Kısa süreli. Yoksa uzun vadede erir, erir paranız yani. Şimdi Deniz, ben kök maaş ne olacak? Kök maaş en düşük emekli maaşına mı gelecek? En düşük emekli maaşı artacak mı? Ee, şu anda zam dediğiniz şey zam olmayacak ki. Zaten maaşlar 7900 liraya eridi. 10.000 lira. Asgari ücrette de 13.000 liraya eridi. Şimdi asgari ücrete zam yok diyorsunuz. E 13.000 liraya erittiniz. Ne olacak şimdi? diye sorduğumuzda bir yanıtımız yanıt var mı acaba biliyor musun? yanıt alabiliyor musunuz? Ya şöyle yok. Şimdi burada bence senin söylediğin şey çok önemli. İktidarın bir karar vermesi lazım. En düşük emekli maaşı e, mesela 12.500 olacak falan gibi ilan etmesi lazım. Öteki türlü düşün mesela kök maaşın 8.000 lira. %25 zam aldın. 10.000 lira. E en düşük evet. emekli maaşını yakaladın 10.000 lira. Senin böyle ceza yani Temmuz ayında maaşın kök maaşın yüzde 25 arttığı halde en düşük emekli maaşını ancak yakalayabiliyorsun ve 10 bin lirada kalıyorsun. Daha önce en düşük emekli maaşı 10 bin lira olduğu için zaten 10 bin lira alıyordun. Arayı işte hazineden falan kapatıyorlardı. Şimdi o 10 bini yukarıda bir rakama çekmeleri gerekiyor. Öteki türlü daha önce oldu bu. Kök maaş üzerinden hesaplandığı için birçok insan ya hani bana hiç zam yapılmadı falan hissine kapıldı. Şimdi de eğer en düşük emekli maaşı mesela 12.500 ya da 13.000 oldu olacak gibi bir çıpa koymazlarsa eğer birçok emekli kök maaşı düşük olduğu için yine 10.000 lira civarında dolanacak. Yani eklenen zam ancak en düşük emekli maaşıyla kendi kök maaşları arasındaki farkı kapatacak. E bu, bu durumda gerçekten emekliye büyük haksızlık olur. Yani şu anda 10 bin lira alan bir emekli kök maaşı 8 bin lira diye e, yani yeniden 10 bin lira almaya devam edecek ki böyle bir durumda o da büyük bir haksızlık. Onun için zamın ötesinde e, en düşük emekli maaşını arttırmaları gerekiyor. Yani 12500 <laughs> yaparlar, 13 bin yaparlar. Kök maaş da artık bak, bir değiştirmeli. Bence lazım. aynen kök maaş gibi bir şey kalmamalı. Bir seviyeye getirilmeli. Çünkü maaş zammı kök maaşa yapıyorsun. Adına kök de <laughs> ne dersen de ne lan işte çarparsan ile gidilecek bir düzeltilecek bir nokta değil. Anlayışın değişmesi lazım. Evet. Kardeşim bu emekli acıkabiliyor mu? Evet. Çok basit bir hesap söyleyeceğim. Klinik deneyler göstermiştir ki acıkabiliyor bu. Hı, hı. Ve memur kadar da iştahı hastalanabiliyor. A, a, hastalanabiliyor. Kira var. Üstelik iştahı bir memur emeklisinden de düşük değil. Bunları açlık sınırına taşımak başka bir zihin yapısıdır. Efendim kök maaşa şu kadar mı olsun bu kadar mı olsun diye kısır çatışma başkadır. Ama sen emekline bu prim ödemiş hakkını istiyor diye bakmaz. Bir sosyal atık olarak bakar ve bundan nasıl kurtulurum? Hatta buna verdiğim para ziyan oluyor. Mehmet Şimşek'e külfet oluyor. Mümkünse vermeyelim. Hatta seçimden önce vardı ya ona tavsiye ediliyor ya bu emekli çok söyleniyor falan. Ee, bazı danışmanları şöyle demişti o dönemde konuşuldu. Ya bu muhalefet çok dağınık. Emekliye de verdiğin çöpe gidiyor. Gaya kuyusu gibi vermeyelim dedi. Ama sonra emekli dedi ki e, öyle değil iş. Ben 16 milyon oyu da temsil ediyorum. Ve yerel seçimin sonuçlarını da büyük etkisi olduğu araştırmalarda ortaya çıkıyor. Şimdi aynı şekilde emekliyi sen kök maaşla ne kandırabilirsin ki? Kök maaşa ne iddia edersin ki Aynen. bir yere gelsin? Ben hatırlıyorum bir gazete yöneticiyken normalde eskiden girmiş bazı arkadaşların maaşlarını artıramıyordum. Bana deniyorduk işte senin servisin bütçesi, e, bütçesi bu yirmi ile yüzde %30 arasında o yüksek enflasyon 6 aylık artırabilirsin falan filan.